Glial tümör nedir? Teşhis ve tedavisi nasıldır? Kaynak: Doçent Doktor Serdar Çevik, Memorial Şişli Hastanesi. Beyin tümörleri beynin kendi hücrelerinden oluşabileceği gibi metastaz yani farklı organların kanserlerinin beyin dokusuna sıçramasından da kaynaklanabilir. Beynin kendi hücrelerinden oluşan yani primer beyin tümörleri arasında en sık görüleni ise glial tümörlerdir. Halk arasında beyin kanseri olarak bilinen tümörlerin büyük bir çoğunluğu glial tümörden kaynaklıdır. Glial tümörler genellikle biyolojik davranışlarına, büyüme hızları ve yayılma eğilimlerine göre 4 derecede ele alınır. Grade 1 ve Grade 2 glial tümörler düşük dereceli glial tümör olarak kabul edilirken Grade 3 ve Grade 4 tümörler ve Grade 3 ve Grade 4 tümörler yüksek dereceli glial tümörler olarak tanımlanmaktadır. Ailesel geçiş nadir olsa da birçok genetik değişim sonucunda oluşurlar. Kesin kanıtlanmış çevresel faktörler yoktur. Yüksek dereceli tümörler bazen var olan düşük dereceli tümörden zaman içinde oluşurken bazen de yüksek dereceli tümör olarak çıkarlar. Patolojiye ek olarak moleküler biyolojik testler bu tümörlerin davranışını açıklamaya yardımcıdır. MGMT ve IDH gibi parametreler bu tümör prognozunda önemlidir. Glial tümörlerin tedavisinde cerrahi yöntemler ön plana çıkar. Tümörün bulunduğu bölge, büyüklüğü ve derecesi cerrahinin planlanmasında önemlidir. Gereklilik halinde uyanık beyin tümörü ameliyatı gibi farklı cerrahi teknikler kullanılabilir. Memorial Şişli Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümünden Doçent Doktor Serdar Çevik, glial tümörler hakkında bilgi verdi. Glial tümör nedir? Beyin tümörleri primer, birincil ve sekonder, ikincil tümörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sekonder tümörler, beyin dışında oluşan kanserlerin metastaz yoluyla beyine yayılmasıyla oluşur. Beynin kendi hücrelerinden oluşan tümörler de kendi arasında oluştuğu hücreye göre farklılık gösterebilir. Beyin hücreleri, nöronlar yani normal sinir hücreleri ve bunlara destek olan hücreler, glial hücreler olmak üzere genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Glial hücreler beynin destek hücreleri olarak tanımlanır. Bu hücrelerden kaynaklanan tümörler glial tümörler olarak isimlendirilir. Genel anlamda beynin kendi hücrelerinden oluşan primer beyin tümörlerinin büyük bir çoğunluğu glial tümörlerdir. Glial tümörler iyi huylu olabileceği gibi kötü huylu da ilerleyebilmektedir. Glial tümörlerin nedenleri nelerdir? Birçok kanserde olduğu gibi glial tümörlerinde neden geliştiği kesin olarak bilinmemektedir. Son yıllarda glial tümörlerin genetik yatkınlığı üzerine bilimsel çalışmalar yapılmış olsa da ortaya kesin veriler konulamamıştır. Ailesel geçiş nadir olsa da birçok genetik değişim sonucunda oluşurlar. Yüksek dereceli tümörler bazen var olan düşük dereceli tümörden zaman içinde oluşurken bazen de yüksek dereceli tümör olarak çıkarlar. Ancak bütün tümörlerin oluşmasında olduğu gibi glial tümör ortaya çıkmasında da risk faktörleri bulunmaktadır. Radyasyona maruz kalmak hücrelerin genetik yapısında değişikliklere neden olabilir. Bu da hücrelerin agresif davranmasını ve aşırı çoğalmasını tetikleyebilir. Halk arasında yüksek gerilim hatları ya da elektronik cihazlardan yayılan manyetik alana uzun süre maruz kalmanın beyin tümörü riskini artırdığına inanılmaktadır. Ancak yapılan bilimsel çalışmalarda kesin kanı oluşturabilecek veriler elde edilememiştir. Aynı şekilde cep telefonu kullanmanın da beyin tümörü riskini artırıp artırmadığı yönünde birçok çalışma yapılmıştır. Cep telefonları nispeten yeni bir risk faktörü olduğundan tümör oluşumu üzerindeki potansiyel etkinin anlaşılması için daha uzun vadeli araştırmalara ihtiyaç vardır. Glial tümör belirtileri nelerdir? Sadece glial tümörler için değil, bütün beyin tümörleri için belirtiler hemen hemen aynıdır. Tümörün beyinde bulunduğu bölgeye göre glial tümör belirtileri farklı semptomlarla ortaya çıkabilir. Glial tümör belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Baş ağrısı. Baş ağrısı glial tümör belirtilerinde birinci sırada olmasa bile daha önce var olmayan ve sürekli yaşanan baş ağrılarında tümör seçeneğini elemek için uzman bir doktora başvurulması faydalı olabilir. Nöbet. Glial tümörün beyinde etkilediği bölgeye göre kişide epilepsi nöbetleri ortaya çıkabilir. Görme bozukluğu. Tümör beyinde görme bölgesini etkiliyorsa hastada görme bozukluğu, çift görme, bulanık görme gibi belirtiler yaşanabilir. El, kol ve bacaklarda güçsüzlük. Tümörün beyinde motor hareketleri kontrol eden bölgeyi etkilemesi hastalarda el, kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk ve dengede bozukluk belirtileri görülebilir. Konuşma bozuklukları. Glial tümör beynin her bölgesinde çıkabilmektedir. Konuşma merkezine yakın bölgelerde glial tümörün ortaya çıkması hastada konuşma bozuklukları gibi belirtiler yaşamasına neden olabilir. Hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri. Bazı kabiliyetlerin kaybı, yazı yazamama, okuduğunu anlayamama gibi şikayetler glial tümör belirtileri arasında sayılabilmektedir. Glial tümörlerin bazı tipleri 3-10 yaş grubu arasındaki çocuklarda sık görülebilmektedir. Çocuklarda genellikle yüksek dereceli olmayan pilositik astrositom glial tümörler görülmektedir. Bu tümörler daha çok beyincikte ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda genellikle beyincik bölgesinde ortaya çıkan pilositik astrositom büyüyerek beyin omurilik sıvısının dolaşımında sorunlara yol açabilir. Büyümenin ilerlediği durumlarda kafa içi basınçta artış yaşanmaktadır. Çocuklarda glial tümör belirtileri genel olarak şu şekildedir. Baş dönmesi, kusma, bilinç bozuklukları, denge bozuklukları, çift görme, yürümede güçlük. Glial tümör teşhisi nasıl yapılır? Koku almada bozulma, görme bozukluğu, nöbet, uzuvlarda güçsüzlük gibi glial tümör belirtisi olabilecek semptomlarla beyin ve sinir hastalıkları uzmanına başvuran hastalarda ilk önce detaylı bir nörolojik muayene yapılır. Nörolojik muayene sırasında hastanın görme, işitme, denge, koordinasyon, güç ve refleksleri kontrol edilir. Glial tümör teşhisinde altın standart manyetik rezonans MR görüntülemesidir. Manyetik rezonans görüntülenmesiyle tümör dokusu rahatlıkla belirlenebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi BT, tümörün etrafında ödem varlığında ve doku değişikliği olduğu için özellikle yüksek grade tümörlerde doktora fikir verebilir ama tam teşhis için MR gereklidir. Manyetik rezonans sonrası teşhisi netleştirmek için kan veya idrar tahliline gerek bulunmamaktadır. Manyetik rezonansla belirlenen tümörün tipi ve derecesinin tam olarak belirlenmesi cerrahi işlem sonrası patoloji incelenmesinden sonra netlik kazanmaktadır. Glial tümör tedavisi nasıl yapılır? Glial tümörlerin tedavisi tümörün büyüklüğüne, hangi evrede olduğuna ve beyindeki yerine göre belirlenir. Ayrıca yaş ve hastanın genel sağlık durumu tedavinin planlanmasında önemli rol oynar. Glial tümörlerin tedavisinde cerrahi işlemler ön plandadır. Tümörün karakteri ister iyi huylu ister kötü huylu olsun, hastanın tedavi planlamasında ilk değerlendirilmesi gereken seçenek cerrahidir. Düşük grade'li glial kitlelerde tümörün tamamının çıkarılmasının tam bir tedavi sağladığı bilinmektedir. Düşük dereceli glial tümörler sınıfında olan grade 2 tümörlerde de uzun dönem MR takibi gerekir. Ancak yüksek grade'li glial tümörlerde tümörün çıkarılmasından sonra hastaların kemoterapi ve radyoterapi alması gerekebilir. Bazı özellikli durumlarda tümörün beynin özellikli bölgelerinde bulunması, hastanın genel durumunun ameliyat için elverişli olmaması gibi hallerde hastadan sadece biyopsi alınarak patolojik tanı konulur ve hasta radyoterapi için radyasyon onkolojisi bölümüne yönlendirilir. Son yıllarda diğer organların tümörlerinde olduğu gibi beyin tümörü tedavisinde de akıllı ilaç çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Grade 4 glial tümörlerde ameliyat olmuş ancak tekrarlayan tümörlerde ve ışın tedavisinden fayda görmemiş tümörlerde yapılan genetik testlerin uygunluğu olması halinde akıllı ilaç tedavileri kullanılmaktadır.